Gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Mehdi'nin bir vasfını Allah burada açıklıyor. Demek ki insanlar Mehdi ile birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremeyecekler. Mehdi garip bir insan olacak. Bediüzzaman'ın dediği gibi acip bir insan olacak. Yaptıklarından insanlar hayrete düşecekler. Yani onu yaptıkları hareketi İslam'a, Kur'an'a, dine uygun bulmayacaklar. Yanlış hareket ettiği kanaatinde olacaklar. Hatta o dedi ki, bak diyor ki Cenab-ı Hak, dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Bu bilgiye rağmen bu gücü yetiremezsin diyor. Yani vahiyle sana bildirilmesine rağmen, benim güvenilir bir insan olduğum söylenmesine rağmen, buna rağmen güç yetiremezsin diyor. Çünkü çok acayip bir insanım ben diyor. Yaptıklarıma tahammül edemezsin, karşı çıkarsın diyor. Ve beni yanlış yolda olmakla itham edersin diyor, özetle. Yani yanlış şey yaptığımı söylersin diyor. Yanlış yolda, yanlış şey yaptığımı evet, söylersin diyor. Bak, özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Yani derinliğini anlayamadığın, hikmetini, hayrını, hedefini, amacını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Sabredemezsin diyor. Çünkü baktığında şeriata muhalif gibi göreceksin diyor. Yanlış olduğu kanaatine varacaksın. Halbuki aslında doğru olacak. Fakat sana öyle göre gelecek, gözüne öyle gelecek. Mehdi'nin vasfını açıklıyor Allah burada aynı zamanda. Hızır kızın. Musa inşallah Mehdi talebesi uslub olduğu için İnşallah. Mehdi ağzıyla, Mehdi talebesi ağzıyla konuşuyor. Hemen bir inşallah diyor. Böylece Mehdi talebesi uslubunun Mehdi ağzının da nasıl olduğunu görüyoruz. İnşallah beni sabreden olarak bulacaksın. Demek ki Mehdi talebelerinin en önemli vasıflarından biri neymiş? Sabır. Neymiş? İnşallah'la konuşmaları. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. Mehdi talebesi olacaksa bir insan hiçbir işte karşı gelmemesi lazım. Ya Mehdi'nin çünkü Mehdi acayip bir insan. Garip bir insan. Sungur abi ne diyor? Sorduğumda Nur talebesi olmayacak dedi. Evet. Tamam dedim abi. Peki nasıl olacak dedim? Bambaşka olacak dedi. Şimdi bambaşka olunca ne demek bambaşka? Hiç kimseye benzemeyen anlamına geliyor. Hiç kimseye benzemeyen adama uyulur mu? Uyulmaz. Kim uymaz? Ahir zamanın bilgisi eksik, alışkanlığı din zanneden, zahir gözüyle bakan insanlar Mehdi'ye muhalif olacak. Kim söylüyor bunu? Resulullah söylüyor. Nasıl söylüyor? Mezhep imamlarının diyor, mukallitler yani bütün Müslümanları söylüyor aslında. Yani Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii olan bütün Müslüman hepsi. Onların içerisindeki bir topluluğu, onlardan bir grubu söylüyor. Mezhep imamların mukallitleri diyor, karşı çıkacaklar Mehdi'ye. Bu adam bizim dinimizi yok etti, dini ortadan kaldırdı diyecekler diyor. Yani onu adeta firavunlukla, deccallikle, İslam'dan çıkmakla, İslam zıttı bir hareket olmakla, sapkınlıkla suçlayacaklar. Sapkınlıkla suçlayacaklar zaten açık ifadeyle Peygamberimiz söylüyor. Hatta diyor İstanbul'daki alim, Medine'deki alim, bu bizim dinimizi mahvetti der diyor. Ve insanları kışkırtır ona karşı diyor. Mehdi'ye karşı zaten 30'un üstünde deccal çıkacak. Bazıları kadınlardan oluşacak diyor Peygamberimiz. Bu deccaller. 30'un üstünde deccal. Bir kısmı kadınlardan oluşacaklar. Hepsi Mehdi'ye karşı halkı ve insanları kışkırtacaklar diyor. Ama diyor onun sırtına vuruldukça o genişler diyor. Evet. Saldırıldıkça büyür diyor. Maşallah. Yani Mehdi'nin büyümesinin en önemli yönlerinden bir tanesi Mehdi'ye saldırılmasıdır. Saldırıldıkça büyüyor, genişler. İnşallah. Yani insanlar zanneder ki saldırıldıkça küçülür zanneder evet. Değil mi? Evet, tabii. Mehdi de öyle değildir. Saldırıldıkça genişler. Büyür. İnşallah diyor bak Mehdi ağzıyla inşallah sabreden biri olarak beni bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Yani anlaşma yok. Şunda karşı gelirim, bunda karşı gelmem yok. Hiçbir işte karşı gelmemek var.
Mehdi'de vasıf budur. Dedi ki eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Yani beni sorgulama. Niye şunu yaptın? Niye böyle yaptın? Neden bu böyle? Değil mi? Evet. Mesela şu an biz mesela bir şey yapsak hemen bir soruyorlar. Niye şunu şöyle yaptın? Evet. Neden bunu böyle yaptın? Bir kısmını anlatıyoruz. Bir kısmını anlıyorlar. Ama bir kısmını anlayamıyorlar.